Kendisi mi sana benziyordu? Doğru. Bu el... Yanmış ya, sen niye söylemiyorsun? Erol Bey, buna süt de akşam aldım. Epey de süt verdim. Bir de bir çap olaydı, foto bir çap olaydı. Ben Beyzan Onat, Erzurum Oltu'da oturuyorum. Akşam postane tarafından geri uçan bu köpeği araba çarptı. Araba çarpınca araba bıraktı gitti. Ben sesini duydum sadece köpeğin. Sesini duydum, bir daha attım, iki tane büyük köpek geldi yanına. Bunun ayağı kırık olduğu için hayvanın canı yanıyordu. O anda o büyük köpeklere böyle bir sitem ediyor, bir çençürüyor. Bir baktım ki bu köpeğin ayağı kırık. Ben de tuttum ama beni de ısırdı. Götürdüm veterinere, veteriner bir iğne yaptı buna. Dedi bunun ayağı dedi platin koyulması lazım. Ben de şu anda bunu şöyle odun destekle köpeğin canı yanmasın diye. Şimdi alçıyı alıyorum ve milli parklara teslim edeceğim pazartesi günü. İşte bayram olduğu için kimseye de ulaşamadım. Atıyorum, kimseye ulaşamıyorum. Ben de bayram olduğu için, bu da hayvancılığı çok güzel. Yani köpek bir canı yanıyor ama ne yapalım, mecbur yapacağız bunu, ayağını. O ne? Ha, alçı bu ha. Bu alçı bu ha. Şimdi Erol Bey şuradan tutar mısın? Bir dakika. Nasıl bunu veteriner akşam çarptı? Akşam ne olursa olsun. Erol Bey şimdi... Erol Bey sen bu işleri biliyorsun. Allah'a ısmarsın. Azamına su döçerildi. Yine mi kırıyor? Bunu böyle tut doğursun. Köpeği kalçasını şey aldık alçıya. Şimdi 5 dakika dursun, ondan sonra bu köpek rahatlayacak. Biriç. İnsan ya. Büyük olsa araba çarpmaz büyük olsa. Zalim polis yalnız. Ben bir araçtan köpek ettim mi araba çarp? Dur. Şimdi. Böyle bekle doğsun iyice doğsun iyice. Tam şu şuradan kırık ya bu köpeğin ayağı. Bu mevzu. Yavru köpeğe araba çarpmış. Beycan abimiz de görmüş. Gerekli müdahaleyi yapmış. Ayağını falan alçıya aldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok duyarlı bir abimiz. Allah razı olsun. Şimdi al sana bir süt. Sütün orada. Bu akşam saatte bulunmaz. Akşam geldi buraya. Geldi mi ya? Geldi ama. Bir ay güzeldi ama yavrular öldü ama. Gebeymişler.